Evet. Bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Temmuz 2023 sarsama günü başlayacak. Muharrem ayının 10. gününde yasalanan Asura günü için hazırlıklar başlamış oldu. Bu günde ibadet etmek isteyen ve geleneksel Asura taklit yapmak isteyenler Asura günü yasalanan olayları ve bugünün önemini araştırmaya kurulu. Peki Asura günü hangi olaylarda olmuştur? İşte Muharrem ayının 10. günü olan Asura gününde meydana gelen 10 önemli şey. Asura günü geçmişte peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı gün olması dolayısıyla çok önemlidir. Arapçada en anlamına gelen Asara kelimesinden türe yani Asura günü Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Hicri takvime göre bu tarihte önemli olaylar yaşanmıştır. Peki Asura günü neler olmuştur? Evet. Yani arkadaşlar biz aslında 2023'ü değil 1445 senenin yaşıyoruz. 1445. Hicri takvime göre 1428 yılında doğmuşum. 1512 yılında da ölmüşüm. Hicri takviminde 1428 yılında doğmuşum. Günümüzde de 2007 tarihinde doğmuşum. Yani size bir fark göstereyim mi? 1428 dur. 2007 1428 yani 1428 yılında doğmuşum. Sonrasında vefat etmişim. Ve 579 yılının ardından tekrardan canlanmışım. Hazreti Adem'in istediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi. Yani dur. Anasını satayım be. Neyse, Asura günü meydana gelen önemli olaylar. Muharrem'in 10. günü yani Asura günü tarihte çok olayın meydana geldiği gün olarak ibadet edilir. İşte Asura günü meydana gelen 10 olay. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi. Biliyorsunuz ki Hazreti Adem sapmış. O gün şeytana
olmuştu. İlk günahı oldu. Sonra olmuştu. Neyse. İkincisini geçelim. Hasreti İdris'in dil olarak göre yükseltilmesi. Arkadaşlar, Kutsal Öyküler adlı bil uygulamasından her siyerini bilirsiniz abi. Hazreti Nuh'un gelmesinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte almaması, ulan ben ateşte girsem ya nadim, o nasıl yanmıyor? Komik sesini ya. Adam demek ki o kadar yandı. Ben o sardım ateşi yanardım. Böyle aaaah diye. Sanırım adamda şey yok. Acis yok. Hazreti Yakup'un oğlu yavrusu kovuşması. İlk hafta yerle başlıyor. Ama sonra farklı bitiyor. Birisi P, birisi de F. Hazreti Eyüp'ün hastalıklarının iyileşmesi. Güzel misin? Bayağı beğendim. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrail oğullarını Firavun'dan kurtarması. Adam ne cesaretliymiş la. Tabi hasreti olacak. O da Hazreti Yunus'un balığının karnından çıkması. Arkadaşlar. Arkadaşlar da şunu oku. Hazreti Yusuf'u, Yunus'u bilenler bilir. Kalal 7'de falan çıkıyordu. Hazreti Yunus bir filmin bölümünde balığını karnından çıkartmış falan. Hazreti Yunus'u izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir film. Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümünden kurtulup göğe yükseltmesi. Güzel. Hazreti İsa'yı İsa'nın filmini izleyenler bilir. Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti. Arkadaşlar, Hazreti Muhammed'i de izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem hayatını anlatıyor. Çok güzel bir film. Hatta YouTube'dan bir arayatalım. Eze Muhammed. Mekke dönemi. Evet arkadaşlar, buradan bir sürü videosu çıkar. İzlemenizi tavsiye ederim.
Ben kaçar.